Tel Abyad'dan Rakka'ya yani PYD'nin kontrol ettiği alandan Rakka'ya PYD'nin alanını yararak Türk askerinin Rakka'ya gitmesi gibi bir plandan söz ediliyor. Bu plan şu anlama geliyor. ABD bir kolunun altına TSK ve ÖSO'yu alacak. Diğer kolunun altına ise PYD, YPG'yi alacak ve birlikte ikisine iş tutturacak. Bu PYD'nin meşrulaştırılması Türkiye için meşru bir hale getirilmesi, işite karşı ortak savaşa sürülmesi ve bu süreçte meşrulaştırılmasından başka hiçbir şey değildir. İki, bu aynı zamanda PYD alanında şu anda ağırlığı olan ABD'nin daha fazla güçlendirilmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda PYD ile ABD arasındaki bu ilişkinin de güçlendirilmesi anlamına geliyor bu. Burada esasen Türkiye'nin yanlış politikası PYD'ye yeni bir alan açıyor. Eğer bu Rakka planı böyleyse ve bunu bizim karargahtakiler hazırlamışsa vah vah deriz biz. Eğer bu bizim planımız değilse o zaman şunu hatırlatmak isteriz. Bu rakka planı PYD'yi meşrulaştırma planıdır. Ayrıca Türkiye'nin Rakka şu anda önceliği değildir. Eğer bir öncelik aranıyorsa onu da söyleyelim. Öncelik Afrin'dir. Türkiye'nin dibinde olan Afrin'dir. Ayrıca alttan koridor oluşturulması için PYD-YPG tarafından işgal edilen Membiç'tir. Ve Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin hemen güneş sınırındaki PYD alanıdır. Bizim Rakka ile ilgili planımız bize başkaları tarafından sunulan esasen Türkiye'yi bir tuzağa çekme ve bu surette de PYD'yi meşrulaştırma ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de ortadan kaldırma planıdır. Şunu belirtmek isterim. ABD yönetimiyle giden yönetimiyle hem FETÖ'nün iadesi, Fethullah Gülen'in iadesi hem PYD konusunda bir sorun vardı. Şimdi Obama yönetimi gitti. Trump yönetimi de esasen ABD'de devlete karşı bir cephe alarak savaş, e, seçimi kazandı. Dolayısıyla Fethullah Gülen'in iadesi konusunda belki giden yönetimi nispet daha olumlu bir çizgiye gelebilir. Ama şunu unutmayın. PYD, YPG ve Suriye ile ilgili plan değişmemiştir. O, dön o yönetim neyi planladıysa bu yönetimde aynen onun takipçisidir ve sadece nüanslar vardır. Ana eksende bir değişiklik yoktur. Suriye ile ilgili toprak bütünlüğünü ihlal eden her kim olursa olsun bunlara karşı duracak bir strateji oluşturmanın zamanı çoktan gelip geçmiştir. Bizim Şimdi, acilen Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyecek ne kadar güç varsa onunla onlarla hareket etmemiz lazım. Buna şu anda araziyi kontrol eden Esad yönetimi de dahil. Bütün Suriye'de muhalifleri birleştirmek, mevcut alanı birleştirmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak gerekiyor. Artık Suriye'de rejim değişikliği başka fantaziler kurmanın zamanı geçmiştir. Suriye'de bugün 5 milyona yakın insan yerinden yurdundan olmuş. 12 milyon insan yer değiştirmiş. Yarım milyona yakın insan hayatını kaybetmiş ve savaşın ne, ne zaman sonuçlanacağı bilinmiyor. Türkiye'de de 3 milyona yakın Suriyeli var ve bunlar seçim marjında hepsi veya hemen sonra veya önce vatandaş yapılmak isteniyor. Türkiye'nin güvenliği Allah bullak ediliyor. Böyle bir durumda artık vatandaşlarımızın da dış politikayla ilgili gerçekleri iyi görmesi ve iyi okuması gerekir. Kime vatandaşlık verildiğini, nasıl verildiğini biz bilemiyoruz. Bu kamplardaki insanlara bazı aldığımız duyumlara göre bazılarına vatandaşlık verildiği, vatandaşlık için bazı çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Duyumlar geliyor. Elimizde somut bir şey olmadığı için bir şey konuşamıyoruz. Ama şunu söyleyelim. Bu konu AKP'nin yumuşak karnıdır. Çünkü savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Siz 25 milyar dolar bu 78 milyonun vergisini alıp harcadınız. Madem harcadık, şimdi de o zaman vatandaş yapalım nasıl olsa bize oy kullanırlar. Anlayışıyla gidiliyor bu. Bu yanlıştır. Türkiye'nin ulusal güvenliği böyle siyasi oy tercihleriyle yerle bir edilemez.